Dersim'de bir okulun yanına var olan şeyde caminin arsası okula. Girse ne olur? Okula terk etse ne olur? Hakikaten işler acısı bir durum. Çünkü insanlar ibadetine istediği yerlerde gidebilirler. Okul mesafesinden hakikaten biraz uzak olması gerektiğini, eğitim, öğretim yuvalarından, kreşlerden, ibadethanelerin biraz uzak olması gerektiğine inanıyorum. Bunun daha doğru. Çünkü inanmak, inanç, ibadet insanın vicdanıyla olan bir şeydir. Oysa eğitim en temel, en doğal haktır. Şimdi inanan, inanmayan, inananın, inanmayanın çocukları da orada eğitim, öğretim görüyor. Yani zorla ister inanın, ister inanmayın. Siz bunu dinlemek zorundasınız, siz bunu görmek zorundasınız gibi bir göze sokma var. Yani bu bir şey getireceğini zannetmiyorum. Bir de kaldı ki oradaki Alevi toplumunu biraz daha orada rencide etme bana göre. Yani şimdi yıllardan beri var olan şeyde caminin arsası okula. Girse ne olur? Okula terk etse ne olur? Yani öyle bir şey olsa bile camide herhalde ibadet edenler caminin bahçesinde oturup herhalde başka bir etkinlik falan yapmıyorlar. Sadece ibadetlerini yapıp gidiyorlar. Yani bunun ciddi anlamda yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu şey de değil. Bak hakikaten ülkemizde ciddi anlamda eski ibadethanelere, işte eski kiliselere camiye çevirdiler. Alevi Bektaşilerin dergahlarını camiye çevirdiler. Yani bu Emevi anlayışı, yani talancı anlayış, zapt etme anlayışı bu topluma bir şeyler kazandırmaz. Ciddi anlamda zarar verir, iç huzuru bozar. Bu doğru değil. Doğru olduğunu inanmıyorum.